Kentimizin sivil toplum örgütü temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri hoş geldiniz. Bildiğimiz gibi 6 Şubat'ta Maraş Meclis Merkezi 2 depremle sarsıldık. Sonrasında bu deprem içerisinde bu depremde kentleşmenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Kaçak yapıların, imar izinlerinin nelere bedel olduğunu gördük. Bugün burada Ahmet şehrinde olan kaçak yapıları, ki daha önce TMOB'un defalarca bu kaçak yapılara ilgili başvurusu olmasına rağmen hiçbir şey yapılmamıştır. Bunları kamuoyuna açıklamak için bulunuyoruz. Sözü TMOB'dan arkadaşlara devrediyorum. Basına ve kamuoyuna. Kayyumlar suç ortaklığı yapıyor. 6 Şubat tarihinde Maraş merkezi iki büyük deprem meydana gelmiş ve 11 ilde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurmuştur. Bilim ve teknikten uzak, denetimsiz, rant barındıran ve aynı zamanda bilinçsiz bir yapılaşmayla on binlerce yapı enkaza dönmüş, yüz binlerce konut kullanılamaz hale gelmiştir. Bu enkazlarda on binlerce insanımızı kaybetmiş, yüz binler yaralanmış ve yaşananlar unutulması mümkün olmayan kalıcı travmalara dönüşmüştür. Bu acılarımızın yaşanmasında sorumlu aktörler aynı yanlış kararları vermeye devam etmekte ve seçimlerle insanlarımızı yeni ölümlere mahkum etmektedir. Ayrıca imar raflarıyla birçok denetimsiz, riskli ve kaçak yapı yasal kılıf uydurmalarla meşru hale getirilmiş ve insanlara mezar olmuştur. Tedbirsizliği kader diye sunanlar, rant ve çıkarlarını toplum yararının önüne koyanlar bu acılara sebep olmuştur. Bu acıların yaşanmasında siyasi iktidarların, devletin kamu kurumlarının ve idarecilerinin payı çok büyüktür. Bununla birlikte iktidar muhalefet fark etmeksizin ülkedeki bütün belediye yönetimleri de aynı sorumluluğun ortağıdır. Belediyelerimiz siyasi iktidar başta olmak üzere görevini yerine getirmeyenler yüzünden bedenlerimiz enkaz altında kalmıştır. Denetleme görev ve yetkisi bulunan kurumlar ne yazık ki görevlerini yerine getirmemektedir. Ruhsatsız, denetimsiz, kaçak yapı olmasına rağmen kamusal alan niteliğinde olup bütün insanların ortak kullandığı kafeterya, lokanta, mağaza gibi iş yerleri, okul, hastane, otel, düğün salonu gibi tesislere faaliyet izni vermektedir. Ayrıca yasal düzenlemelere aykırı olarak bina altlarında fırınlara, bodrum altlarında çoğu sığınak olmasına rağmen otopark ve oto yıkama işletmelerine izin verilmektedir. Yine bina önlerine, blok aralarına kaçak yapı eklenmesine, zemin katlardan bodrum ve birinci katlara döşeme, kiriş gibi taşıyıcılara zarar verilerek bağlantılar yapılmasına göz yummaktadır. Bahsi geçen bütün aykırılıklar son depremde de görüldüğü gibi herhangi bir doğal afet durumunda veya uygun dayanıklılıkta yapılmadığı için kullanıcı yükü sebebiyle yıkılma riski taşımaktadır. Ancak risk barındıran durumları ortadan kaldırmak ve önleyici tedbir alma görevi olanlar ne yazık ki hiçbir işlem yapmamaktadır. Ülkenin tamamında görülen bu uygulamalardan birçoğu kentimizde de bulunmakta ve son dönemlerde kayyumların göz yummasıyla teşvik edilir hale gelmiştir. Kayyumların belediyelere atandığı günden bu yana kent suçlarına birçok yeni suç eklenmiş ve eklenmeye devam etmektedir. TMM Obed Yarbakır İl Koordinasyon Kurulu tarafından kente birçok ruhsatsız kaçak inşaat faaliyeti ve kaçak yapı tespit edilmiş. Bu tespitler çerçevesinde belediyeler başta olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne defalarca yazılar yazılmış. Ancak süreç boyunca bu aykırılıklar ortadan kaldırmasına dair işlem yapılmamıştır. Bununla birlikte kentsel sit alanı olan sur içindeki kaçak yapılar için Diyarbakır Koruma Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na defalarca yazı yazılmış ama hiçbir işlem yapmamakla birlikte suç duyurusuna dönüştürecek herhangi bir girişimi dahi olmamış, suçlara göz yummuştur. Ülkenin tamamında olduğu gibi kentimizde de bu göz yumma ve suç ortaklıkları sebebiyle son yaşadığımız deprem felaketinde on binlerce can verilmiştir. Bununla birlikte görevini yapmayan yetkililer bu koltukları işgal ettikçe, tedbir almak yerine emir ve talimat alıp usulsüzlükler yaptıkça, rantlara göz yumdukça bu enkazların altında kalarak daha çok can vereceğimiz görülmektedir. Ancak ihmalkarlığınız yüzünden ölümlere razı gelmeyeceğiz. Bizler halkımızla birlikte enkazlar altında ezilirken bedenlerimizi yıkıntılar arasından çıkarmaya ve yaralarımızı sarmaya çalışırken
birileri kentimizde rantlarını büyütmeye devam etmiştir. Yetkili olarak vali, kaymakam olarak sorumlu mülki amirler olmanıza, belediyelere atanan kayımlar olarak da yine bütün yetki ve koltuklar sizde olmasına rağmen, onlarca yazışmaya ve suç duyurusunda bulunmamıza rağmen, yanı başınızda gözlerinizin önünde yükselen kaçak ve denetimsiz yapılara dokunmayarak makamlarınızı suça ortak ettiğinize göre ya bu ranta ortaksınız ya da koltuklarınızda irade sahibi değilsiniz. Dokunmadığınız, gömyündüğünüz her denetimsiz ve kaçak yapının, yapılara zarar veren her işletmenin halkımıza, sevdiklerimize mezar olmasını oturup izleyecek değiliz. İşte bu sebeple sayısız kez yazışma yaptığımız, suç duyurunda bulunduğumuz birçok tespitli suçu burada kamuoyuna açıklama gereği duyuyoruz. Bu doğrultuda Kayapınar ilçesi, Kayapınar mahallesi 4589 ada bir parselde bulunan arsa planında imar planında sağlık tesisi olmasına rağmen Çırağan Event Center düğün salonu olarak kaçak ve ruhsatsız bir şekilde inşa edilmiş ve faaliyet vermektedir. Yenişehir ilçesi Seyrantepe mahallesi 25 ada 38 parselde bulunan Park Yıldız düğün salonu pandemi döneminde kaçak olarak inşa edilmiş ve hatta bu salonda AK Parti il yönetimince etkinlikler yapılmıştır. Yenişehir ilçesi Seyrantepe mahallesi 25 ada 39 parselde adliyenin hemen dibinde bulunan petrol istasyonu içindeki plazaya kaçak kat eklemektedir. Deprem öncesi başlayan bu çalışma deprem sonrası da devam etmektedir. Turistik otel yıkım ruhsatı ve önlemler alınmadan yakılmış, sonrasında kazı işleri dahil yapı ruhsatı düzenlenmeden yapılmıştır. Ayrıca tescilli bir yapı olmasından dolayı uygulamaya esas projelerinin koruma bölge kurulu tarafından onaylanması sonrası inşaat faaliyetlerine başlanması gerekirken bu projeler onaylanmadan kazılar bitirilmiştir. Kazıdan çıkarılan toprak yetkililerin gözü önünde Dağ Kapı Meydanı'ndaki Ordu Evi arsasına dökülerek stoklanmıştır. Sur ilçesi kentsel sit alanı olan Sur içinde İnönü Mahallesi 138 ada 25 parselde bulunan Yakut Plaza olarak bilinen yapının kaçak kat ve yıkım kararı olmasına rağmen hali hazırda izinsiz bir şekilde faaliyette bulunmaktadır. İnşai faaliyette bulunmaktadır. Sur ilçesi Sur içi Dabanoğlu Mahallesi 164 ada 1 parselde bulunan Avni Bey Konağı veya Kemikli Evi olarak bilinen yapı Sur içi evlerinden çalıntı taşlarla yasaklı dönemde kaçak olarak inşa edilmiştir. Ayrıca yaptığımız araştırmalarda uydu fotoğraflarından da görüleceği üzere yapının 2018'inden sonra yapıldığı ve usule aykırı olarak imar affı belgesi düzenlediği suç işlediği belgelenmiştir. Sur ilçesi Sur içi mahallesi Savaş Mahallesi'nde 388 ada bir parselde bulunan yapının üzerine kaçak kat eklenmiş ve faaliyet izni verilmiştir. Sur ilçesi Yukarı Kılıçtaşı Mahallesi Silvan Yolu Köprüsü bitişiğinde 167 parselde Dicle Vadi Kır Düğün Salonu olarak düğün salonu inşa edilmiştir. Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi 461 ada 35 parselde bulunan Asuris Otel yakın zamanda çatıya kaçak kat ilave etmiş, deprem sonrası bu faaliyeti hızlandırıp kaçak katı tamamlamıştır. Kayapınar ilçesi Huzur Evleri Mahallesi 867 ada 167 parselde Genesis Hastanesi olarak bilinen yapı yan parselde yeni inşa ettiği bina ile eski ana binayı birbirine bağlayarak sıcak şekilde eklenti yapmış ve kaçak kat eklemiştir. Aykırılık kısmen kaldırılmış olmasına rağmen yapıların bağlantısı hala devam etmektedir. Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi 1750 ada 4 parselde bulunan binanın üzerine kaçak kat eklenmiştir. Kaçak katın kaldırılması çalışmaları kısmen başlanmış olmasına rağmen aykırılık tamamen kaldırılmamış. Ayrıca parselde ruhsata aykırı uygulamalar devam etmektedir. Kayapınar ilçesi Kayapınar Mahallesi 4812 ada 2 parselde bulunan Azel Plaza isimli büro binasının üzerine kaçak kat eklenmiştir. Ağustos 2007 yılında yapı ruhsatı düzenlendiği ve uydu görüntülerinden de kaçak katın 2019 yılında eklendiği tespit olmasına rağmen yapı kayıt belgesi düzenlendiği gerekçesiyle hiçbir işlem yapılmamıştır. Ayrıca Bağlar Belediyesi'nin göndermiş olduğu yanıtta bahsi geçen yapı kayıt belgesinin havuz, istinat duvarı ve dolgu alanı için düzenlendiği, eklenen kat için düzenlenmediği görülmesine rağmen hiçbir işlem yapılmamıştır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün hemen karşısında hali hazırda birden çok kaçak apartman yükseltmekte, ilgili meslek odası tarafından bildirilmesine rağmen yetkililer buna göz yummaktadır. Bütün bunların yanında Dünya Miras Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde Sur Belediyesi'nce nehirden kum çıkarılarak tahribat yapılmakta,
Hali hazırda Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri'nde tahribatlar devam etmekte ve birçok kaçak ticari işletme faaliyet yürütmektedir. Kırklar Dağı, On Gözlü Köprü ve Dicle Nehri kıyılarında işgaller sürmekte, kafe, restoran ve düğün salonu inşaatları kaçak bir şekilde yetkililerin gözü önünde devam etmektedir. Son depremde de görüldüğü üzere birçok yapının kaçak kat eklemesi, eski ve yeni yapıların tasarım ve davranış farklılıklarından dolayı birbirini yıkmaya sebep olması, tadilatlar sırasında taşıyıcı sistemlere zarar vermesi gibi birçok yanlış uygulama yıkımlara ve ölümlere sebep olmuştur. İlk başta denetimli ve ruhsatlı yapılmış olmasına rağmen daha sonra ruhsatsız ve teknikten yoksun müdahaleler yapan birçok yapı da yine aynı şekilde enkaza dönmüştür. Bu bağlamda yetkililere sesleniyoruz. Bu suçların ortağı olmaktan ve göz yummaktan vazgeçilmelidir. Yerel yönetim, il müdürlüğü ve bakanlık nezdinde yapılara verilen iş yeri açma, çalıştırma ruhsatları ve işletme izinleri yapıların yasal prosedürlere uygunluğu ve sağlamlığı kontrol edilerek yeniden düzenlenmelidir. Onaylı ruhsat projelerine aykırı müdahale ve eklenti yapılara, kaçaksız, kaçak, ruhsatsız ve denetimsiz yapılara yetkili kurumlarca derhal müdahale edilmeli, denetleme ve kontrol görevleri yerine getirilmelidir. Kanunlara aykırı olmasına rağmen fırınlar ile sığınakları, bodrum katları, zemin katlarını otopark ve oto yıkamaya çevirerek amacı dışında kullanımlar, sudan kaynaklı taşıyıcı sistemde donatı ve betonlarına çürümeye sebep olan yapılardaki bütün aykırılıklar derhal ortadan kaldırılmalıdır. Okul, hastane, otel, düğün salonu gibi salonları, marketler başta olmak üzere bütün iş yerlerinde taşıyıcı sistem analiz ve tariflerinin kaldırılması istenmeli. Bu konulardaki göz yummalar ortadan kaldırılmalıdır. Bizler her zaman olduğu gibi bugün de ruhsatsız, denetimsiz ve kaçak yapılara göz yuman, bu suça ve ranta olan herkes hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve hayatlarımızı korumak altına üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Bizleri ölüme mahkum eden bu aykırılığa, risk ve tedbirsizliğe karşı birlikte dayanışma göstermeye, mücadelemize güç katmaya çağırıyoruz.